11. bölüm. İki tanık. Bana DNA'ya benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi: Git, Tanrı'nın tapınağını ve sunağını ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak, orayı ölçme. Çünkü orası, kutsal kenti 42 ay boyunca ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. İki tanığıma güç vereceğim. Çuldan giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar, yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacı ve iki kandilliktir. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü kaç kez isterlerse her türlü bela ile vurma yetkisine sahiptirler. Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak. Onları yenip öldürecek. Cesetleri simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Her halktan, oymaktan, dilden ve ulustan insanlar 3,5 gün onların cesetlerini seyredecek ve cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. 3,5 gün sonra iki peygamber, Tanrı'dan gelen yaşam soluğunun bedenlerine girmesiyle ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, ''Buraya çıkın!'' dediğini işittiler ve düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu ve kentin onda biri yıkıldı. Depremde 7000 kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. İkinci vay geçti. İşte üçüncü vay tez geliyor. 7. borazan. 7. melek borazanını çaldı. Gökten gelen yüksek sesler şöyle diyordu: Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve onun Mesih'inin oldu. Ve o sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde tahtları üzerinde oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler: Gücü her şeye yeten, var olan ve var olmuş olan Rab Tanrı, sana şükrediyoruz. Çünkü büyük kudretini kuşanıp egemenlik sürmeye başladın. Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun büyük olsun senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Sonra Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı ve tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı ve şiddetli bir dolu fırtınası koptu.